Sana nerede? Aklımızı aldı. Hoş geldin bu araba. Hoş geldin. Ne haber? Biz Hacep Obo'yla çalıştık. Oyuncaklar var. Çocuklar oyuncaklarını alabiliyor. Burası bizim belediye tesisi işte. Özelleştirme yok bizde bir de. Memnun musun? Çok iyi abi ya. Yorulunca? Yorulunca. Yükleniyorum şeye. Yok abi, pedala basınca elektriği devreye sokuyor. Pedal çok formalite. Aslında imece dayanışma, meciği dayanışma ile el birliğiyle, ortak akılla, ortak güçle iş yapabilmektir imece. Ve bu coğrafyada da yer aldı aslında şey. Geçmişte de yer aldı, sadece bugün değil. Biz de sadece geleneğimizde var olan bir işi geleceğimize taşımak için meciği manifestosuyu yayınladık ve meciği manifestosuyla yönetiyoruz belediyeyi. Örneğin bir alanda bir düzenleme yapıyorsak o alanda yaşayanları önce çağırıyoruz. Ne yapmamız gerektiğini tartışıyoruz. Sonra o alanın düzenlenmesini birlikte yapıyoruz. Olanaklarımız olmadığı için bütün olanakları kamusal çözmeye çalışıyoruz. Dayanışma ruhuyla, meci ruhuyla işte yapıyoruz. Halk da katılıyor. Biz ihale de yapmıyoruz. İhale yapmayınca sadece mal alım ihalesi yapıyoruz. İmalat ihalesini biz kendimiz yapıyoruz. Öyle olunca da bu dayanışmayla yapıyoruz. Daha önce köylerimizde işte meci dediğimiz, bugün sizin çay tarlanızda sizinle birlikte işte köy gençleri veya işte kadınları toplanır, erkekleri toplanır, orada toplu halde çay toplanır, fındık toplanır. Ertesi gün bizde, öbürsü gün bir başkasında. Biz bunu yaşadık, yani bu kültürle yetiştik. Neden olmasın dedik kamuda ve Fındıklı Belediyesi bunu de dedik. Kamunun olanı kamuda kalmasını sağladık. İkincisi, dayanışmayla, ortak akılla, ortaklaşılmış akılla bu süreci yürüttük. Meci insanlık adına, insanlık yararına, doğaya ve çevreye zarar vermeden halkına hizmet etmektir aslında. Önemli olan halkın olanı halka sunabilmenin temel felsefesini almak ve bu felsefeyle siyaset yapmak. Şimdi kamuda olan şey iyi hizmet olmuyor. Niye? Aynı kişiyle hizmet veriyorsun. Özele geçince niye oluyor? Sömürü artınca mı iyi hizmet oluyor? Halbuki olmaması lazım. Bu bizi tamamen neoliberal süreçte bize yutturulan bir şey olduğunu düşünüyorum. Biz Fındıklı'da hiçbir şekilde özelleştirme de yapmadık. Alanlar, kamu alanlarını kimseye de vermedik. Almak isteyenler, çökmek isteyenler de oldu. Onlara da vermedik. Ha, bu bizim yaşam felsefemiz ve inandığımız ideoloji. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi belediyesiyiz ama kamunun olanı kamuda kalkması ve halkla birlikte güzel şeylerin olabildiğini burada yaşıyoruz ve olabildiğini de görüyoruz aslında. Hele hele ilçemiz iki dere arasında kurulmuş, yani iki vadi arasında kurulmuş ve hacmi bir miktar büyük su akarlarının olduğu bir bölge. Bu deri yataklarında bizden önce zaten yani bir tabii yerleşime açılmış ama önlem olarak yine devlet su işlerinin yine koruma havzasına alınmış ve tahkimat yapılmış. Olabilir mi böyle bir baskın? Olabilir. Yani su altında kalabilir mi? Arhavi'de olduğu gibi yapılabilir. Ama geçen dönemlerde yaşanan işte Arhavi baskınının ve Ardeş'in Çayeli baskını dönemindeki yağışlar kadar olmasa bile biz de etkilendik. Hatta şu önümüzdeki derenin şehir içerisindeki tahkimata aşma durumu söz konusu olunca bütün çalışanlarımızla ve halkımızla bir seferber olduk. Doğal yöntemlerle işte orayı biraz daha yükseltmeye çalıştık. Böyle yaptık ama taşkın koruma noktasında bütünlüklü bir projenin sadece bir yerel yönetimini yürütebilmesi mümkün değil. Bir kamusal politika olarak bakanlık çerçevesinde de yürütülmesi gereken bir politika. Bir yatırım ve bu yatırım çerçevesinde aslında önlenebilir. Sel felaketlerinin olmaması, doğal afet olmamasını temenni ederiz ama olunca da elbette ki öncelikle can kaybının önüne geçmek, sonra da işte mal kaybının önüne geçebilecek önlemlerin alınması. Yeterli bir donanıma ve yeterli bir şeye hazır mısınız deseniz,
değiliz. Yani bunu itiraf edebiliriz. Bu yeterli bir ekipmanlarımız da yok veya yeterli bir hazırlığımız da yok diyebilirim. Biz 2019 yılında yönetime geldiğimizde evet sokaklarımızda çok sayıda can dostlarımız vardı ve bunun yönetilmesi gerektiğini, sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini o zaman düşündük. O dönemde sokak hayvanları yaşam merkezi ve rehabilitasyon merkezi oluşturmak için hemen harekete geçtik. Bu anlamda kıt bir yani çok fazla bir bütçemiz yoktu zaten. Hani küçük bir bütçeli belediyeyiz ve biz yine kendi olanaklarımızda bu İmece ile yapmış olduğumuz bir alanda yurttaştan 12 bin liraya 8 dönümlük arazi kiraladık ve şu andaki sokak hayvanları yaşam ve rehabilitasyon merkezimiz hem yaşam alanı olan hem etkin kısırlaştırma yapıp orada hasta olanlara baktığımız hatta bir kısmını orada baktığımız bir noktadayız ama bu süreci sağlıklı yönetebildiniz mi diye sorsanız hayır yönetemedik diyeceğim. Tek başına Fındıklı Belediyesi'nin bunu yapması mümkün değil. O dönemlerde sokak can dostlarımızın sayısı 100-150 civarındayken Fındıklı'da biz bunu yönetebilir ve hepsini kısırlaştırdık ve yönetebilir hale getirdik hatta. Sokakta da yaşamalarını sağladık ama bugün yine sayımız 300-400'ü buldu. Çünkü komşu ilçeler daha geçen günlerde bir ilçe belediyesinin yakalandı yani kameralarından yansıttık. Diğer ilçe belediyesi bunun partisi Adalet ve Kalkınma Partisi MHP'li veya CHP'li fark etmiyor. Bütün belediye şöyle bakıyor benden gitsin de ne olursa olsun diye. Bu bir çözüm değil. İki ucunda çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Çıkan yasanın yani bir toplu katliama sebebiyet vereceğini yani verebileceğini düşünerek ama bir yandan da bu sürecin kentlerde bu sürecin yönetilemez hale getirilen o hayvanseverliğin başka bir boyuta gelmesi de yanlış buluyorum. Bir üçüncü yol mümkün. Bir üçüncü yol evet etkin kısırlaştırmayla birlikte sahiplenmedir, sahiplendirmedir. Hukukun, adaletin olmadığı bir ortamda umut olmak gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de çok önceden de ve seçim sonrasında da söyledim, seçimin ilgisinden sonra da söyledim. Biz bu işi Fındıklı'da en son yaptığımız seçimlerde ikisinde de birinci olduk ama bu başarılıyız anlamına gelmiyor. Ülkede birinci olmadık. Yerel yönetimlerde elde ettiğimiz başarının Türkiye coğrafyasında değişen tek parti vardı o süreçte. Genel seçimle yerel seçim arasında Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Değişmeseydi bunun yakalayabileceğimizi düşünmüyordum. Bu anlamda da Ekrem İmamoğlu'nun o ilk günkü çıkışının çok doğru ve yerinde olduğunu düşünüyorum. Ve bunu yani bir denize açılan Karadeniz'de yaşıyoruz bir gemi isek bu geminin batmadan sağlıklı ilerlemesini sağlayacak yapıların oluşturulması gerektiğini. Bu yapıların kendisinin bir tanesi yerel yönetimlerdir. Öbürü ise bu değişimi sürdürmektir. İdeolojik ve politik olarak altını doldurmaktır. Onun için yeniden bir tüzüğe, başka işte uluslararası deklarasyonlara, çevre bilincine, yerel yönetim anlayışına veya yeniden yönetim anlayışına ihtiyaç olacak. Bu süreç sadece bir tüzük kurultayında yapılan 3 günlük tartışma değil. Elbette ki öncekinde hazırlıkları vardır ama bundan sonraki süreç önemli. Bunu da bu Cumhuriyet Halk Partisi veya Türkiye en genel anlamda sol, antifaşist, anti-emperyalizm sıfırıncı ilke diyorsak onun üstünde dizilen her türlü solun bunu yapmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Çünkü sol demek vicdan demektir. Çünkü sol demek insanlık demektir. Çünkü sol demek insanın insanlığa hizmet etmesidir. Dolayısıyla bunun yok edildiği neoliberal sürecin sürekli olarak kar hırsıyla ve birilerinin zenginleşmesi için bütün argümanları kullanıp doğayı, çevreyi, yaşamı zehir etmeye başladığı bir ortamda Cumhuriyet Halk Partisi eğer bu değişimi ideolojik ve politik olarak da yarınlara taşırsa temel ilkeleri var kuruluş felsefesinde. Modern insanlığın yürüdüğü yolda bunu taşıyabilirse ve sol taşıyabilirse umut olacak. Bunun için ciddi bir adım atıldığını ki ilk değişim sürecinde ciddi bir adım atıldığını ve bundan sonraki süreçte de bu değişimin sürdürülebilir yapılırsa gerçekten bu ülkenin eşit, özgür, demokratik bir ülke olmasını Cumhuriyet Halk Partisi ile yakalayacağımızı düşünüyorum. Fındıklı'da Fındıklı Belediyesi'ne, kadrosuna, partisine, yurttaşına, böyle düşünen herkese kimseyi ötekileştirmeden, demin söyledim bizim felsefemiz de odur. Farklılıklarımıza rağmen inanç, fikir, cinsiyet, cinsel tercih, bütün farklılıklarımızı barındırabilecek ama
Bunun temelinde de üretmek yatacak. Üretmeden farklılıklarımızı öne çıkaran değil, üreterek siz de benim farklılığımızı ancak ve ancak ortak üreterek ortak akıl veya illa ortak akıl olması gerekmiyor. Ortaklaşabildiğimiz kadar ortaklaşılmış noktada yürüyebilecek bir aklı. Bu da dinamizmi getirecektir ve bu ülkenin gerçekten kuruluşunda olduğu o antifaşist, anti-emperyalist çizginin bu yüzyılda yakalanıp ileri insanlık tarihinin ilerlediği o modern insan doğasını, çevresini koruyan, yaşamını önemseyen, bireyin özgürlüğünü önemseyen bir yapının elde etmek mümkündür. Ve Cumhuriyet Halk Partisi veya işte en genel anlamda solun bunu yapmakla yükümlüdür. Bu değişimi de yakalamakla yükümlüyüz diye düşünüyorum.